Merhaba arkadaşlar. Bugün memur alımı ilanları, memur personel alımı ilanları ile ilgili bilgi vereceğim. Lise düzeyinden başlayacağız. Ön lisans ve lisans diye gidecek. Lise mezunu adayların hangi kurumlara girebilir, hangi memurlara tercih yapabilir? Bunun hakkında bilgi vereceğiz. Buna geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Ayrıca yorumlar kısmında yorumunuz falan varsa belirtebilirsiniz. İyi seyirler. Şimdi ortaöğretim KPSS puanı ile memur kadroları. KPSS ortaöğretim sınavı 2 yılda bir düzenlenir. Bundan hakkında biraz bilgi vereyim. Önce sonra geçeceğiz arkadaşlar memurluklara. Çift yıllarda düzenlenen, yani örnek verecek olursa 2016, 2018, 2020, 2022, 2024 gibi KPSS ortaöğretim sınavına genel yetenek 60 soru, genel kültür 60 soru, toplamında 120 soru vardır. Net sayısına göre puanınız ÖSYM tarafından hesaplanır ve KPSS puan 94 puan türüne olarak açıklanır. KPSS P94, yani puan 94 ve puanı türüyle aşağıdaki memur alımlarına başvuru yapabilirsiniz. Şimdi bu memur alımlarına teker teker başvuru, yani teker teker söyleyip teker teker gideceğiz. Mübaşirin. Adalet Bakanlığı Taşra Merkez Teşkilatlarına görevlendirilmek üzere atanan yardımcı yargı personelidir. Mübaşir. Başvuru şartları KPSS en az 70 puan almak ve 35 yaşını doldurmamış olmak. Tekrarlıyorum. Mübaşir. Adalet Bakanı'nca Taşra ve Merkezi Teşkilatlara görevlendirilmek üzere atanan yardımcı yargı personelidir. Başvuru şartı KPSS'den en az 70 puan. Yaş ise 35 yaş üstü olmayacak. Yani 35 yaşın altında olacak. Tabii ben bu alımlarla ilgili herhangi bir alım olursa bunlarla ilgili sizinle bununla ilgili bilgilendirme videosu atacağım. Tabii takipte kalmanız yeterli. Zaten bununla ilgili bir alım olacak yakın bir zamanda. Ben onunla ilgili video atacağım. Siz takipte kalmanız yeterli. Katiplik var arkadaşlar. Mahkemelerde gerçekleşen davalarda, idari duruşmalarda ve diğer resmi kurumlarda yürütülen yasal işlemlerde kayda geçirilmesi gereken ifadelerin birebir transkriptini kaleme alır. Başvuru şartı ise KPSS'ye en az 70 almak, 35 yaşını doldurmuş olmak. Katibi biliyorsunuz zaten arkadaşlar, hakimin yanında yazı yazan o bayan erkek adamlar oluyor ya, önünde yazan o oluyor katiplik. Şartı ise bu da mübaşir gibi en az 70 puan almanız lazım ve 35 yaşın altında olmanız lazım. 35 yaş üstüler başvuru yapamıyor. 35 yaş dahi. Dediğim gibi buna ilgili alım oldu mu ben paylaşacağım. Gardiyanlık, halk adıyla gardiyanlık, diğer adıyla infaz koruma memuru İKM. İnfaz ve koruma memurları ıslah evleri ve cezaevlerinde bulunanların barınma, yeme içme ve hayatlarına sürdürme ihtiyaçlarını yardımcı olan personellerdir. KPSS'de en az 70 puan almak lazım. 35 yaşını doldurmamış olması lazım. Burada 30 yaş var arkadaşlar. Diğerlerinde 35'ti. Tekrarlıyorum. Gardiyanlıklar infaz koruma memurlarıdır. İstavlerinde, yani hapishanelerde, cezaevlerinde işte mahkumların barınma, yeme içme, hayatlarını sürdürmesi için yardımcı olan kişilerdir. KPSS'den en az 70 puan ve 30 yaşını doldurmamış olmak lazım. 30 yaş altılar başvuru yapabilir. Dediğim gibi bununla ilgili bir alım oldu mu hemen paylaşacağız. Bununla şu üçüyle ilgili bir alım bir yakın zamanda olacak. Takipte kalırsanız nasıl başvuru yapacağınızı anlatacağım. Veri hazırlama ve kontrol işlemleri VHKE. Kendisine teslim edilen evrakların bilgisayar ortamına aktarılmasını, düzenlenmesini, arşivlenmesi ve verilerin doğruluğunun kontrol edilmesinden sorumludur. Kamu kurum ve kuruluşlarda istihdam edilir. Başvuru şartları, başvuracak kurumun belirli eğitim kriterlerini taşımak, yani belli eğitim kriterleri var. KPSS sınavına girmiş olmak, bilgisayar işletme sertifikasına sahip olmak. Tekrarlıyorum. Başvuru kurumunun belirlediği eğitim kriterlerini taşımak, KPSS'den sınavına girmiş olmak, bilgisayar işletim sisteminin sertifikasına sahip olmak. Pardon. Yani bu ne demek? Yani bu bir kere arkadaşlar kriter istiyor yani. Eğitim kriteri istiyor yani. Deneyimli misin, değil misin? Eğitimi istiyor. Artık KPSS sınava girmiş olmak diyor arkadaşlar. Bakın burada net bir puan yok. Bu ne demek? Yani bu bölüm 90'la da kapatabilir, 85'le de kapatabilir, 70'le de kapatabilir. İnfaz koruma memuru öyle değil arkadaşlar. İnfaz koruma memuru bir puanı yok. Herkes başvuru yapar. Örnek vereyim 100 kişi alacak. 150 kişi başvurmuş. O 100 kişinin en yüksek puanı 2100 kişiyse ona göre sıralanır. Ama bu şey öyle değil arkadaşlar. Veri hazırlama ve kontrol işlemi öyle değil. Bu normal alım gibi düşünün KPSS'lerdeki. Buna başvuru yapıyorsunuz. En yüksek puanı kimse o atanıyor. Tabii bilgisayar sertifikası da isteniyor. Hemşire,
İlk acil tıp teknisyeni, tıbbi sekreter, anestezi, ortopedi, röntgen, laboratuvar, diş protez, çevre sağlığı. Bunların şartı sağlam meslek lisesi mezunu olmak ve yukarıdaki belirtilen bölümlerden mezun olmak, KPSS sınavına girmiş olmak. Şimdi bunlar hemşire yardımcısı falan değil arkadaşlar. Bunlar 3 yıl önce hemşire olarak bitiren arkadaşlar. Hemşire, ilk acil tıp teknisyeni, tıbbi sekreter, anestezi, ortopedi, röntgen, laboratuvar, diş protez, çevre sağlığı, sağlık meslek lisesi mezunu olmak ve yukarıdaki belirtilen bölümlerden mezun olmak, KPSS sınavına girmiş olmak şartı var arkadaşlar bunlarda. Zabıta memuru var arkadaşlar. Zabıta yerel yönetimde bağlı çalışan, kamu düzenlenen ve halk sağlığı koruma için çalışan kişilerdir. Tekrarlıyorum. Zabıta memuru, zabıta yerel yönetimlere bağlı çalışan, kamu düzeninin ve halk sağlığının korunması için çalışan kişilerdir. Başvuru şartları 25 yaşını doldurmamış olmak, erkekler için 1.75 santimetre, bayanlar için ise 1.65 santimetre boy sınırı altına kalmamak, KPSS'den belirtilmiş olan taban puanın almış olmak, bazen 60 bazen ise 70 puan istenir zabıta memuru başvuru için. Zabıta memuru daha çok belediyede yapar. Bu yüzden kendi bulunduğunuz şehrin belediyesi takip etmeniz sizin için iyi olacak. Zaten şu günlerde İstanbul'daki belediye zaten şu anda 100 zabıta arıyor diye biliyorum. Ona başvuru yapmak isteyenler oraya gidip oradaki şartlara bakabilirler. 2018 orta öğretime göre alıyor. 2020'ye göre değil. Bu arada İstanbul'daki alım 2020'ye göre değil. 2018 puanına göre alıyor. Elimden gelince anlattım arkadaşlar. Orta öğretim KPSS puanı ile ilgili hali hazırda polis alımı yapılmamaktadır arkadaşlar. Orta öğretim KPSS ile ilgili polis alımı olmuyor. Lise mezunları arasında polis alımlarının TYT, AYT puanı ile alımı yapılmaktadır. Bulgu yemiş olalım. Tekrarlıyorum. KPSS orta öğretimde polis alımı yok. Polis alımı TYT, AYT ile oluyor. Müşavirlik, katip, gardiyanlık, veri hazırlama ve kontrol işlemleri, hemşirelik, acil tıp teknisyeni, tıbbi sekreter, anestezi, ortopedi, röntgen, laboratuvar, diş protez, çevre sağlığı, zabıta memuru. Bunlarınla ilgili herhangi bir anlamı olduğunu arkadaşlar biz zaten paylaşıyoruz. Orta öğretim arkadaşlarımızın başvuru yaptığı ya da sadece bunlar. Dediğim gibi bunlarla ilgili herhangi bir anlamı olduğunu zaten biz paylaşacağız. Sizin tek yapmanız gereken kanalımıza abone olup videoyu beğenmeniz. Dediğim gibi bunlarla ilgili yakın zamanda anlamı olacak da özellikle infaz koruma memuru, zabıt katibi, müşavirlikle ilgili anlamı olacak arkadaşlar. Yakın zamanda en fazla bir çoğu için açıklanır. Ben en geç 2-3 hafta içinde video kılavuza çıkacaklardır. Ben ona göre en geç 2-3 hafta içinde videoyu atarım arkadaşlar. Bu yüzden takipte kalmanız çok önemli. Bununla ilgili anlam olduğumu ben paylaşacağım. Bu kadar arkadaşlar. Elimden geldiğince söylemeye çalıştım. Orta öğretim arkadaşlarının başvuruya yapabildiği tek şey müşavirlik, katiplik, işte gardiyanlık, veri hazırlama ve kontrol işlemleri, işte bu şu sağlık bilimleri, zabıta memurluğu. Bu kadar arkadaşlar. Bunun dışında pek bir şey yok arkadaşlar. Ne varsa hepsini yazdık. Bundan sonraki serilerimizde ön lisans ve lisans arkadaşların memurluğunu atacağız. Hepsine ayrı ayrı videolar gelecek. İlk başta orta öğretim başladık. Nedeni sonuçları daha açıklanmamış. En azından ona göre bir ön hazırlık yapabilirler. Kendi puanlarını düşünerekten bir ön hazırlık yapmalarını istedik. Kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Yorumlar kısmında yorumlarınız falan varsa yorumlar kısmında belirtin. Mutlaka yorumlarınıza cevap vereceğim. Takipte kalmanız dileğiyle. Hoşçakalın.